Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında en ön planda olan ve bize usve-i hasene dediğimiz en güzel örnek olan ve Kur'an-ı Kerim'de de ayetle konumu belirlenen çok temel bir özelliği kemal bir hususiyeti var. Ayet-i kerimede Estağfurullah billah ve innaka le Kuşkusuz sen büyük bir ahlak üzeresin. Senin insanlığın ne kadar değerli, senin insanlığın ne kadar yücedir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili onun konumuyla ilgili alemlere rahmet oluşu, en güzel örnek oluşu ve ahlakının muhteşem oluşu, ahlakının zirvede oluşu önümüze konuyor. En büyük değer olarak ümmeti Muhammed'e ve insanlığa bu öğretiliyor. Ahlak sözel zeminle alakalı değil. Ahlak kitabın sayfalarıyla alakalı değil. Ahlak anlatımlar alanıyla alakalı değil. Ahlak bizatihi insanın sinesine oturan ve hayat haline gelen şeye ahlak diyoruz. Bir İslam bilgesi günümüz İslam dünyasında giderek İslam ümmetinin pek çoğunu kuşatan, İslam ümmetinin gündemine gelen, tabiri caizse dev bir bilgemiz var. Kimilerine göre bu bilgemiz çağımızın gazalisi diye de tanımlanıyor, ona böyle bir konum biçiliyor. Bu bilgemiz giderek ümmete mal olacak, ümmete yeni ufuklar açacak. Hatta insanlığa yeni şeyler söyleyen bu bilgemiz Taha Abdurrahman. Fas bilginlerinden bu ümmetin bağrında yetişmiş çaplı bir bilgemiz, çaplı bir alimimiz. O şöyle diyor. Bir insanın ahlaki anlamda gelişimi bir insanda ahlakta bir gelişim olursa, o insanın insanlığında bir gelişme olur. Bir insanın akli anlamda bir gelişmesi olursa, insan aklen bir gelişim gerçekleştirirse, bu onun insanlığının geliştiği manasına gelmez. Çünkü aklen gelişim canlı bir şey değil henüz tasavvur dünyamızda henüz bizim insan olarak arşiv dünyamızda duruyor. Onlar çok güzel şeyler olsa da, çok güzel fikirler olsa da henüz ahlaki boyuta gelmiş değildir. Yani insanın kalbine ve hayatına geçmiş değildir. İnsan aklen geliştiği zaman insanlığı gelişiyor diyemiyoruz. Aynı şekilde insanın ya da insan ilmen geliştiği zaman, sahici anlamda ilmi bir donanım elde ettiği zaman, bu demek değildir ki insanlığı gelişmiş olsun. Bu anlamada gelmiyor. Yani bilmek olmak değil. İnsan teknolojik anlamda sahici gelişmeler gerçekleştirmiş olsa, onun insanlığında bir gelişme olmak manasına da gelmiyor. Çünkü teknoloji bizim kalbimize giren ve bizi insan olarak ahlaki manada geliştiren bir şey değil. Mesela diyelim, arabası olan bir adamla, arabasız olan bir adamın Şöyle diyebilir diyebilir miyiz? Diyebiliyor muyuz? Arabalı olan adam ya da uşağı olan adam daha ahlaklıdır. Yani insanlığı daha ileridir. Böyle bir şey söylenebilir mi? Bunun diğer ifadesi şu. Zengin adam ahlaklıdır. Zengin olmayan ahlaklı değildir. Ama biz görüyoruz. Ahlaklı olmanın yani sahici insan olmanın, güzellikleri hayat haline getirmiş olmanın, ilmi gelişmeyle, akli gelişmeyle, teknolojik gelişmeyle birebir ilintisi yok. Ancak insan akli gelişmesini, ilmi gelişmesini önce kalbine oturtur, sinesine yedirir, sonra hayat haline getirilse işte o zaman bir değer ifade edecek. Rabbi Rahim kitabı keriminde bizlere böyle tehdit üslubuyla bir manayı önümüze koyuyor. Buyuruyor ki Estağfirullah ya eyyühellezine amena lime tegulune ma la Ey iman eden yapmadığınız yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Asıl olan burada mesela söyleyeceğimiz en önemli ögelerden bir tanesi şu. Peygamberimiz ve peygamberlerimizle filozoflarla peygamberlerin Filozoflarla Peygamber Efendimizin en temel farkı nedir deseler filozoflar zihinsel anlamda ürünler ortaya koyanlardır. Yani ahlaki bir gelişimi hayata canlı bir şeyler katma, yürüyen hayata direkt bir şeyler katma olayı söz konusu değildir. Bunun diğer bir açılımı şu sahici bir filozof düşünelim. Çok orijinal fikirler beyan ediyor. Mesela şöyle söylesin. Bir insanın acısını duyup da o insana koşmayan insanın insanlık anlamında bir gelişimi söz konusu değildir diye bir manayı dillendirsin. Asıl insan hangi insan olursa olsun bir acısını duyarsa bütün varlığıyla onun acısına hemhal olmaya acısına ortak olmaya acısının çözümü adına çabalayan insandır. Böyle bir fikir beyan ediyor. Ama bu orijinal fikrin sahibi filozofun hayatına bakıyoruz. Değil uzaktaki insanların en yakınındaki bir insanın bile acısına can hıraş bir şekilde koştuğunu görmüyorsunuz. Fikir güzel, fikir insani ama fikir sadece sözel zeminde hayata geçmiş değil, hayat haline gelmiş değil. Ama Peygamberlere baktığımızda Allah'ın insanlığı öğretsinler diye insanlığın önüne koyduğu peygamberlere baktığımızda peygamberlerde çok ayan beyan çok berrak bir şey görüyoruz. Nedir? Peygamberler bir şey söylüyor ise onu mutlaka hayat haline getirmişlerdir. Bir güzellikten bahsediyorlarsa, bir insani orijinallikten bahsediyorlarsa insana ilişkin bir değerden bahsediyorlarsa, peygamberlerin hayatında o değer, o güzellik çok ileri boyutta onun hayatında vardır. Ya da peygamberler ve peygamber efendimiz, insanın zararına olan, insanı tahrip eden, insanın aleyhine olan, insanın insanlığını aşağıları doğru çeken düşük hallerden bahsediyorlarsa peygamberlerde o halleri görmek mümkün değil. Peygamberler fil dişi kulede değillerdir. Peygamberler hayatın tam ortasındadırlar. Ve peygamberler hayatın tam ortasında tam örnek teşkil eder. peygamberlerimizi ve peygamber efendimizi bazen anlamakta yaya kalıyoruz. Kendi tasavvur dünyamıza göre hatta batının dinamiklerinden, batının kültür kodlarından zihin dünyası biraz kaosa, biraz karmaşaya uğramış. Bazı insanlar ya peygamberi niye büyütüyorsun? Neticede bir insan değil mi kardeşim diyor ya. Ha bu cümlenin bir kısmı doğru. Evet peygamber neticede bir insan. Peygamber kendisi her zaman bir insan olduğunu söylemiş. Ümmeti Muhammed'de genel olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insan olduğunu hep belliye gelmiş. Biz peygamberin güzelliklerinden bahsederken kimileri peygamberi ilahlaştırıyorsunuz falan. Ya bir insan annesinin çok değerli olduğunu söylüyorsa, arkadaşının çok değerli olduğunu söylüyorsa, benim arkadaşım benden çok daha değerli olduğunu biliyor ve söylüyorsa onu ilahlaştırıyor mu? İlahlaştırmak ne demek? ilahlaştırmak Allahu Teala'nın özelliklerini yaratığa vermek demektir. Bu insan olur, başka varlık olur. İlahi özellikleri var edicinin özelliklerini var edilmişlere vermek demektir. Mesela ben diyorum ki falan adam her şeyi bilir diyorum. Allah Allah. Falan adam her şeyi bilir. Oysa biz neyi öğreniyoruz? Her şeyi bilen sadece allah Teala'dır. Ha böyle bir tanımlama, falan adam her şeyi bilir şeklindeki cümle o insanı belli boyutlarda ilahlaştırmaktır. Ümmeti Muhammed, güzeller güzeli olan, Peygamber çok sever. Bir mecnun Leyla'ya aşık olduğunda, mecnun Leyla'yı ilahlaştırıyor mu? Hayır. Bir delikanlı bir güzele vurulduğunda, onu ileri boyutta sevdiğinde, onu ilahlaştırıyor mu? Ne alakası var? İleri boyutta seviyor. Yoksa onu ona ilahi özellikler yüklemekliği diye ne bir anlam var, ne bir kelam var, ne bir hal var. Bu derinlikli sevmek diye bir şeydir. Oysa biz ilahlaştırmanın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Nerede? Hristiyan dünyada. Tevhidi teslise dönüştüren Hristiyan dünyada bir insanın ilahlaştırılması çok belirgin olarak ortada. Baba oğul ruhul kudüs diye bir üçlemeye iman etmiş, devasa bir Hristiyan dünya var. Baba Allah, oğul İsa. Peki oğul İsa'nın tanımı tarifi ne? Babadaki cümle özellikler oğulda var. İşte ilahlaştırma bu. İkinci Allah İsa'yı. Nedir yani? Çok kudretlidir. Her şeyi bilir. Bir şey dilesin hemen olur. Niye Hristiyan dünya böyle? İncil'i biraz okumuşsanız, okumuşsak çok berrak bir şey göreceğiz. Nedir? İncil'in satırları, İncil'deki cümleler, İncildeki paragraflar ya da İncildeki ayetler bakıyorsunuz hep İsa aleyhisselamın etrafında dönüyor. Zaten İncil'in sayfalar arasında dolaşırken merkezde İsa aleyhisselam olduğu için doğal olarak ilah olarak karşınıza çıktığı çok belli. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelin. Efendimizin hadislerine gelin. Kur'an-ı Kerim'in merkezinde Allahu Teala vardır. Ayetler döne döne alemlerin Rabbini anlatır. Haliyle müminler peygamberleri ilahlaştırmaz mı? Efendimizin hadislerine bakalım. İnsana ilişkin ve Allahu Teala'ya ilişkin beyanlarına bakalım. Tamamıyla Kur'an'la örtüşen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle iç içeyiz. Şunu söylüyoruz. Peygamberler Peygamberler özüyle sözü tam anlamıyla bütünleşmiş insanlardır. Şimdi gelsen özüyle sözü tam anlamıyla bütünleşmiş insanı gönlüne sevmekten geri dur diyebilesin. Çünkü özüyle sözü bir olan insan, müthiş güven duyulan insandır. Tam güvenilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o zirve boyutlarındaki ahlakının ana çizgisi güvenilir insan Değil müminler, o günün müşrik, İslam'ın karşısında duran Mekke sakinleri bile dillendirmekten kendilerine alamamışlardı. Biliyoruz ne demişlerdi? Muhammedül Emin. Emin Muhammed. Güvenilir insan olmak. Tabiri caizse, İnsanın insanlığın şahı, padişahı olmak demektir. İnsanlar güvenilir insanı ne kadar çok severler. Ön yargılar hariç tabii, ön yargılı olanların onun güvenilir oluşuna değil, onun mesajlarına inanmayanlar. Ama ne derler? O yalan söylemez. Günümüzde güvenilir insan dediğimiz şey, çevremiz, kendimiz ne denli güvenilir oluşumuza baktığımızda gönlümüzü gere gere, gönlümüz açıla açıla elhamdülillah 7'den 70'e her bir insan güvenilir diyebileceğimiz bir tablo arz ediyor muyuz? Hatta genel olarak güvensizliğin daha çok yaygın olduğu bir atmosferin içerisinde olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Genellemeyelim ama bu azımsanmayacak bir zafiyet halinde var. Güvenilir insan ol. Ahlakın en temel ögesi bu. Hemen akabinden gelen ahlakın çok belirgin bir çizgisi. Cesur insan olmak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bir şey öğretiyor. Bir, hakikati dile getirmeyenin dilsiz şeytan olduğunu öğretiyor. İki, Asıl mücahit, asıl mücadele ortaya koyan cesur insan, zalimin karşısında hakkı söyleyendir. Yani hakkı söyleyeceksiniz ama hemen akabinden hayatınız tehlikeye girecek. Aslında doğal olarak konumunuz hakkı söylemek. Ama çok var konumunuzu kaybedebilirsiniz. Maddi imkanlarınızı kaybedebilirsiniz. Hatta zindanlara düşebilirsiniz. Hatta hayatınızdan olabilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Aynen güvenilirliği gibi cesareti tam zirve boyutlarında. Mekke'nin bağrında tek başına La ilahe illallah diyebilen bir insan. Bu ne demek? La ilahe illallah dediğiniz zaman canınızı da ortaya koyuyorsunuz demektir. Bir sürü ilaha inanmış bir toplumun ta bağrında bütün bu ilahların temelsizliğini sadece bir ilahın hakikat olduğunu söylüyorsunuz. Yani koca toplumu karşınıza alıyorsunuz. Öyle bir amiri, birkaç insanı değil. Bütün peygamberlerde biz destansı boyutlarda bir cesaret görmüyor muyuz? Hatta ayeti kerime ne diyor? O müminlere delilir ki sizin için oluşturulmuş bir dev orduyla geliyorlar. Yani sizi debeleyip geçecekler. Sizi yeryüzünden silecekler. Böyle bir orduyla geliyorlar. Ayet ne diyor? Bu haberi duydukları zaman onların imanları artar. Korku şöyle dursun. Tam tersine dev ordunun karşısında dağ gibi duracak bir iç dünyaları oluşur. Ayetin devamında diyor ki Allah bize yeter derler. Hani çağımızın bilgesi Bediüzzaman ne diyordu? hakiki imana ulaşmış bir mümin bütün dünyaya meydan okuyabilir. Aslında iman potansiyeli böyle bir şey. Yani iman eden adam hakikatte Allah'la beraber Allah'a dayanmış adam. Allah'a gerçek anlamda teslim olmuş, iman etmiş bir insan. Ölümü de hayat gibi görendir. Hayat ne kadar doğalsa ölüm de o kadar doğal. Bugün hayattayız, yarın ölebiliriz. Tamam zaten öleceğiz. Hani şair ne diyordu? Tam bu çerçeveyle ilgili. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Yani iman eden bir insan zaten sonsuzluğa doğru gönlünü uzatmış demek. Zaten gayb alemiyle bağlantıya geçmiş demektir. Zaten kalp dünyasında gayb alemi ini terennüm ediyor demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en belirgin bir özelliği, işte güvenilir dedik, cesaret dedik. Bir de çok seven bir insan. Müminleri ne kadar sever. Üç gün herhangi bir mümini görmese, göremese peşine düşer. Peki mümin olmayanları mümin olmayan insanı İslam'a davet edip de İslam'a gelmeyen insan için peygamber nasıl çırpınır? Ayeti kerimede nasıldı? Onlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin? Bu nasıl da insanlığa kendisine adama halidir? insanı, insanlığı nasıl da derinden sevmektir. Peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin gözünde inansın inanmasın, her insan Allah'ın biriciğidir. Peygamber de o gözle bakar. Varlıkların göz bebeği olarak yaratılmıştır insan. Varlıklar aleminde anlamları fark edecek, hayatını anlamlı zemine götürecek biricik varlıktır. Mesela ahlak diyoruz ya, ahlakın insan için olduğunu biliyoruz. Diyoruz ki falan bazı olumsuzluklar yapıyor. Ya bu adam ahlaksız diyoruz. Ama biz insanın dışında herhangi bir varlığı, diyelim bağışlayın hayvana hayvanlara, ahlaksız hayvan diyor muyuz? Böyle bir cümle anlamsız olur. Çünkü onlarla ilgili böyle bir mana olmaz ki. Anlam, anlamları anlamak, varoluşun üzerinde düşünmek, varoluşu yakalamak ve bu anlamlar zemininde yaşamak ve tekamüle doğru yolculuk yapmak sadece insana özgü. Bunu da biz bütün boyutlarıyla peygamberlerden peygamberlerin açılımını sunduğu Allah'ın kitaplarından öğreniyoruz. Peygamber Efendimizin o güzelim zirve boyutlarındaki ahlakını derinden kavrama ama hemen akabinden onun o güzelim ahlakını kalbimize ve hayatımıza oturtmak gibi bir çabaya girebilme, duyuş ve düşünüşleriyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.